Gencavlar sunar. Efendim, Sansürsüz Futbol'a hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin mutlu akşamında EJK Helsinki karşısında gencecik Muhammed'in attığı golle 1-0 kazandığı maçın devamında sizlerle birlikteyiz. Sevgili Altan Hocam ve kıymetli Alper'le birlikteyiz. Bu arada hemen belirtelim, Muhammed müthiş bir gol attı sol çaprazdan. Sanki Manchester United'da o bal için attığı golü hatırlatan goldü. Bolic de öyle bir gol atmıştı değil mi hocam? Evet, Bolic'in Schmeichel'a attığı gol. Evet, bütün Michael'lar gelse çıkmayacak gol. Hakikaten bugün de genç Muhammed'in attığı gol muhteşemdi. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Avantajlı diyebilir miyiz Altan abi, EJK Helsinki karşısında? Helsinki kendi liginde 13 puan farkla lider. Son 4 senenin 3'ünde şampiyon olmuş. Daha önceki turda Nefçi Bakü'yü, ondan önce de Budapest'i eledi. 4 karşılaşmada 12 gol atmıştı. Fenerbahçe onu, Finlandiya takımını ilk yarıdaki 1-2 pozisyon dışında kaleye yaklaştırmadı. Bu önemli bir başarı aslında strateji olarak. Fenerbahçe'nin savunma anlayışı oturmaya başladı. Ama hücumda hiç beklenmeyen, kimsenin tahmin etmediği 4 tane çok önemli adam sakat olup 3 tane isim kadro dışı kalıp henüz yeni transfer gelmeyince bugünkü maça ben 0-0'a razıydım. Çünkü deplasmanda Fenerbahçe gol atardı kontrata. Ama hesapları değiştiren, geceyi aydınlatan, Fenerbahçe taraftarına moral veren bir sol ayak çıktı ve harika bir golle maçı kazandırdı Muhammed kardeşimizi. Adı gibi gümüş çok değerlidir. Bazılarına göre altından daha kıymetlidir. Çok kıymetli bir gol attı Fenerbahçe taraftarı için. Alper? Vallahi öncelikle Vitor Pereira'yı kutlamak lazım. Bu kadar eksik kadro, sakatların olduğu bir takım. Altan abinin dediği gibi gerçekten taktik disiplini yüksek, takım halinde oynayan, yetenekleri sınırlı olan ama kompakt bir takımla oynadık. Ve bu takım karşısında bunca eksiğe rağmen sahaya iyi yayılan, sisteminden taviz vermeyen, oyunu iyi tutan bir Fenerbahçe gördük. Pozisyon vermedi, bu çok önemli. Fenerbahçe açısından. Bu maçta özellikle ben Fenerbahçe'nin santrafor olmadığı için maçı duran topların çözeceğini düşünüyordum. Ancak Muhammed'in muhteşem şutu, gerçekten inanılmaz bir gol attı ki alkışlamak lazım. Biz Fenerbahçe'de genç oyuncular oynasın derken, onlara şans verilsin derken, burada genç oyunculara ciddi bir sorumluluk düşüyor. İşte Muhammed gibi, Arda gibi oyuna girdiğinde oyundan kaçmayan, toptan kaçmayan cesaretli genç oyuncular istiyoruz. Bugün ikisi de inanılmaz oynadılar ama gol muhteşem bir goldü. Gerçekten son dönemde seyredilmiş en güzel gollerden biriydi. Anlatılası bir spiker için anlatılası bir goldü. Melih Gümüşbıçak anlattı maçı da. Ağzına sağlık diyelim. Şimdi geceye baktığımızda Trabzonspor'un Roma'ya 2-1 mağlup olduğunu görüyoruz. Keza yine Sivasspor'da 2-1 mağlup olan takımlarımızdan oldu. Ve Galatasaray beraberlikle dönüyor Danimarka'dan. Fenerbahçe tek galibiyeti alan taraf. Türk futbolunda son dönemde bir çöküşten bahsediliyor. Genel görüntüye baktığımızda gecenin tek galibi, ülke puanına katkı yapan Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Bu çerçeveden baktığınızda ne görüyorsunuz ve ikinci maç için umutlarınız hangi ölçüde? Fenerbahçe'nin tur atlayacağını düşünüyorum. Yani 1-0 artık deplasman takıma avantajı, deplasman golü avantajı kalktı. Yoksa daha büyük bir avantajdı. Orada 2-1 yenilsen tur atlıyordun. Şimdi 2-1 yenilirsen uzayacak. Yani yenilmemen lazım. Beraberliğe tur atlıyorsun. Bu önemli. Çünkü içeride Antalya ile oynayacaksın. Ondan sonra deplasmana gideceksin. Hiç olmazsa Fenerbahçe Kadıköy'de kalacak. Bunun avantajı var. Fakat planlamada bugünkü maç kazanıldı ama Fenerbahçe'nin sıkıntılarının daha da arttığını görüyoruz. 2 tane 11 oyuncusu daha sakatlandı ve bu sakatlıklarının da 15 günden fazla süreceği gözüküyor. Sanki İrfan ve Novak. Evet. Yani Novak'ın da ben kolay kolay Eylül'den önce oynamayacağı düşüncesindeyim. 1 Eylül'de milli maç arası var. 15 Eylül'e kadar maçlar yok. Ara veriliyor. O tarihe kadar İrfan, Novak, Pelkas, Serdar Dursun olmaz Fenerbahçe'de. Belki Valencia döner. O yüzden bu zor şartlarda bu galibiyet çok değerli Emre. Yani Finlandiya takımı
Şöyle bakmak lazım. Yarı final oynadı Danimarka Avrupa Şampiyonası'nda. Hem de güçlü İngiltere ile mücadele etti. O Danimarka Finlandiya'ya yenilmişti 1-0. Christian Eriksen'in kalp krizi geçirdiği gün. Evet. O Finlandiya'nın bu şampiyonu 13 puanda önde lider. Ve 22. haftası. Yani güçlü bir ekolü var. Zor gol yiyorlar. Ha bir de Fransız hakem sanırım bunu her zaman söylemem. Ben Barış Manço'nun şarkısı gibi hani memleketin neresi diyor ya ben dünyalıyım diyor. Ben dünyanın tüm vatandaşlarına, Ermenisine, Rusuna hepsine yakın hissederim kendimi ama bu Fransızın galiba Türklerle bir ilgili bir sorunu olabilir. Yani resmen kepçeledeyle stoperle ilk yarıda. Görmedim. Çok net penaltı. Sadece ben değil zaten. Herkes taraflı var. Tarafsız herkes. Hakem yorumcuları falan Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u görüyor. Orada penaltı verse daha da rahatlayacağız oyun içinde. Mesut ve Osayi'yi çıkartması biraz beni şaşırtmıştı. Mesut'u bekliyordum. Ama Osayi sanki kalsaydı daha tehlikeli olabilirdi. Bir sakatlık daha olsa girecek ilk kalecimiz var. Başka adam yok. Yani tüm yedekler girdi. Osayi en azından sakat değildi. Çok önemli bir iş. Bu zor şartlarda. Yani bir yerinden Fenerbahçe bazı krizleri iyi idare edemiyor. Maalesef bunu da söylemek lazım. Çünkü hala transfer yok. Bak Beşiktaş örümcek aldı, Ahtopoto aldı, Batman aldı, Superman'i arıyor şimdi. Galatasaray Falcao'yu yedek bırakıyor. Cagne var, işte Feguli, Babel var da var Mustafa Muhammed falan. Trabzonspor'da girdi bugün Roma'ya gol attı yine aldıkları adam. Fenerbahçe'nin forveti için de işte Sörlot şu otelde kalacak bu otel deniliyor. Hala ayın kaçı oldu. Yani biraz elini çabuk tutması lazım Fenerbahçe camiasının. Ama çok değerli galibiyet. Neden biliyor musun? Çok uzatmayayım. Katılım parası 6,5 milyon euro. Tabii çok önemli. Bak, sadece katılım, reklam hakları, puan başına, maç gelirleri, ürün satışı her şeyi geçtim. En az 10 milyon euro girer Fenerbahçe'nin kasasına. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa. Maça baktığımızda gencecik bir ismin bütün kaderi değiştirdiğini görüyoruz. Bugün kadroya baktığımızda da Fenerbahçe'nin forvetsiz olduğunu görüyoruz. Biraz forvette geç kalınmışlık var mı? Bir de tabii basın toplantısı ders niteliğindeydi Pereira'nın. Üçlü savunmayı herkes eleştiriyor değerlendirmesi. Üçlü savunmada nasıl bir resim gördü? Şimdi Emir abi bir kere şeyi söylemek lazım. Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımın bugün sahaya çıkardığı kadro yani kabul edilebilir gibi bir şey değil. Yani Fenerbahçe bugün sahada 6 tane yedek kulübesinde oyuncu, 2 tane kaleciyle çıktı. Biz yıllardan beri Fenerbahçeliler olarak aslına bakarsanız bu yönetim anlayışından da kaynaklanıyor. 7-8 yıldan beri bütün problemleri transfer yaparak çözmeye çalışıyoruz. Geçen sene 20 tane futbolcu transfer ettik. Bu transferi yapan teknik kadro futbol aklı şu an takımın başında değil. Ve yeni gelen teknik direktör bu oyuncuların bir kısmıyla çalışmak istemiyor. Ve bunları şu an gönderemiyoruz. Bu çok ciddi bir problem. Fenerbahçe bugün santraforsuz çıktı ve ilk yarı 3-7-0 oynadı. İç sahada kazanman gereken bir maçta ileride top tutacak bir futbolcun yoktu. Bu çok ciddi bir problem. Ve Fenerbahçe yönetiminin öz eleştiri yapması gereken bir durumdan bahsediyoruz burada. Bunun altını kalın çizgiler çizmek gerekiyor. Fenerbahçe turlar. Helsinki'yi orada da yener. Ama en önemli şey tekrar altını bence kalın çizgiler çizmek gerekiyor. Muhammed gibi, Arda gibi genç oyuncuları oyun için atabilecek, şans verecek organizasyonu, futbol organizasyonu kurmak zorunda Fenerbahçe. Çünkü eğer bu öz kaynak üretimini yapabilirsen ve bu gençlere şans verebilirsen o zaman Fenerbahçe tüketen değil üreten bir takım olur. Aslında Türk futbolunun da kurtuluşu burada. Yeni formayı beğendiniz mi? Muhammed golden sonra formada armayı aradı. Hatta o da çok konuşuldu. Yeni forma dünyanın şu anda yükselen trendlerinden biri olan Puma'nın bir varyasyonu. 10 kulüple birlikte içinde Manchester City, Mönchengladbach, Shakhtar, Valencia falan da var. Aynı gün, aynı anda bütün dünyada lanse edildi, tanıtıldı. Aynı konseptti. Bu dünyanın futbolunun artık değiştiğinin, maddiyatın, sponsorların ne kadar önemli hale geldiğinin bir göstergesi. Yani sponsor isimlerinin bu kadar ağırlıklı bir şekilde gözükmesi. Yıllar yıllar önce
Messi'nin ilk yıllarıydı herhalde. Guardiola 2000. Ve Rijkaard dönemiydi. Barcelona formasına reklam almıyordu. Evet, UNICEF. Ama UNICEF. Barcelona İspanyolların takımı değildi. Katalanların ve Katalanlar bütün İber Yarımadası'nın en zenginleridir. Yani aslında çok zenginlerdir. Reklam almadılar. Sonra UNICEF'i aldılar. Ondan sonra başladılar değişik reklamları. Bir ara Cola Beko falan tabii. Türk şeyi girmişlerdi. Şimdi burada da eleştirilebilir ama bu dünya futbolunun geldiği nokta. Artık fan tokenler falan girdi piyasaya. Bunu böyle bakmak lazım. Formanın renkleri zaten güzel. Yani sen ne düşünürsün bilmiyorum ya da Alper bilmiyorum. Herkesin formaya bakışı farklıdır. Daha güzel Fenerbahçe formaları gördüm ben. Ama bu da güzel bir konsept. Yeni alışmamız gereken bir konsept. Uğurlu geldi, bize Muhammed'i kazandırdı. Böyle güzel başlangıçlar vardır. En azından Fenerbahçe bu formayla çıktı ilk maçı. Bir Avrupa takımına karşı oynadı ve kazandı. Yani bu da bence önemli ve pandemi sonrası sahasında ilk seyircili maç. Evet, bu da ikinci, evet, ikinci önemli. Ben formayı beğendim. Çok net söylemek lazım. Artık hani global futbol, küresel sermaye bu tip farklılıklar istiyor. Tabii ki geleneksel tarafımız Fenerbahçe formasını üzerinde armayı görmek istiyor ama artık biraz dışarıda da giyilebilecek, herkesin tüketebileceği formalar tasarım olarak sunuluyor. Üçüncü forma. Bizim çubuklu formamız zaten aynı asaleti ve gelenekselliği devam ediyor. O yüzden ben kendi adıma formayı beğendiğimi söylemeliyim. İşte yarına gidip alacağım büyük ihtimalle. Peki son olarak genel çizgiye baktığımızda Fenerbahçe'nin 1 Eylül'de milli maç arasına kadar önemli karşılaşmaları var. İşte Avrupa Arenası'nda oynayacağı maç, ligde oynayacağı maç. Nasıl bir görüntü olur? 4 oyuncunun sakatlığı sıkıntı yaratacak ve hala forvet beklentisi içerisinde olan bir taraftar topluluğu var. Sorloth'un ismi geçiyor. Hatta işte az sonra anlatır belki hanımların bir beğenileri var. Neler söylersiniz? Evet, ben de Sorloth'ta da Vedat Muriç'ten birinin alınması için yönetimi yoğun, hala yoğun olarak uğraşıldığını ama bunların yanında Bakambu ve Dembele'nin de alınmasına çalışıldığını. Yani bence bu saydığım 4 isim veya sürpriz bir isim, Ahmet Ercanlar da bahsetmişti, 5 isim diyelim. Amerikalı biri. Bu 5 isimden ikisinin alınmasını bekliyorum. Yani Fenerbahçe öne 1 değil 2 oyuncu alacak. Bunun çabası. Bununla ilgili hem UEFA'nın finansal fair play ile ilgili hem de limitlerle ilgili bir takım sorunları var. Limitlerle ilgili bu token satışından gelen paranın önemli bir bölümü limitlere dahil olduğu için bu sene. Oralarda halledilebilir. Ayrılan da oyuncular oluyor. Ozan gibi. Onun maaşı tamamen düşüyor. Kiralık parası geliyor. Ama UEFA'nın finansal fair play diyor ki senin diyor sattığın kadar oyuncu alma hakkım var diyor. Kimleri satmışsın? Şunları, şunları, şunları. İşte Adem'i sattık. Oradan bir para geldi. İki oyuncu satışımız var şu anda. Ozan'ın da bir gelir elde ediliyor kiralanmasından. Onları gösterebiliyorsun. Yani Fenerbahçe'nin kısacası önemli bir oyuncuyu kadroya katması için ya gelecek sene alma opsiyonunu kiralayacaklar Samatta'da olduğu gibi. Ya Samatta'yı elden çıkartacaklar bir paraya 4-5 milyon euroya. Ya da başka bir oyuncu satacaklar. Mesela Pelkas'ı. Öyle bir satış yapacaklar. Başka şu anda alternatif yok. Ama Sorloth, Vedat Muriç, Cedric, Bakambu, Musa, Dembele isimlerinden ben ikisinin Fenerbahçe'de forma giymesini açıkçası bekliyorum. Yönetimi eleştirmek şu dakikada çok normal, çok doğal. Bence Ali Koç'u buraya getirsek, yorum yapsak o da yönetimi eleştirebilir. O da Fenerbahçe taraftarı diyebilir ki niye bu takım burada? Ama bir değişim maddi sıkıntılarına baktı ya da çözümleneme zorunlu olan şeylere baktığın zaman o süreç devam ediyor 850'e kadar. Pazar günü Fenerbahçe Antalya ile içeride oynayacak. İlk maçında 1-1 berabere kaldı. Defansı kuvvetli, ofansı zayıf bir takım. Fenerbahçe 1-0 da olsa onu geçmeli. HJK ile Perşembe gecesi Helsinki'de oynayacak. Sonra Altay, biliyorsun ilk hafta 3-0 kazandı. Mustafa Hoca, Cindir, Kurnaz'dır, çok tilkidir. Onlarla da deplasmanda bu milli maç arasına kadar 3 kritik maç var. 14 günde. Ben Arda ile Muhammed'i oynattığı için tebrik ediyorum Pereira'yı. Daha önce bazı şeyler yüzünden eleştirmiştim ama bugün beklenen galibiyetti. O galibiyetin nasıl geldiği çok önemli değildir bazen. O şartlarda galip gelmek önemli.
rakip olarak Helsinki'yi de küçümsememek lazım. Umarım önümüzdeki hafta 4 Türk takımında tur atlar ama şu anda işi en kolay olan Fenerbahçe. Bir free kick var sonda. Sosa attı. Biz evet, Arda evet, keşke dedik. Arda atsın dedik. Emir abi şunu söylemek lazım. Yani iyi futbolcular maç kazandırır. İyi takımlar şampiyon yapar. Yani Fenerbahçe'nin benim açımdan en önemli mesajı takım olmaya başladığını görüyoruz. Yani bu çok önemli. Bu kadar eksiğe rağmen, bu kadar sakata rağmen iyi bir Fenerbahçe izlediğimizi düşünüyorum. Özellikle şunu söylemek lazım. Helsinki maçından sonra Fenerbahçe'nin Antalya maçında, Altay maçında ve deplasmanda Helsinki karşılaşmasında alacağı galibiyetler Fenerbahçe'nin önünü açar. Bunu çok net söylemek lazım. Çünkü bir son dakika gelişmesi var. Ali Koç'un açıklamaları geldi. Sevgili Altan abi de beni uyardı. Ali Koç şöyle diyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Bizden haber çıkmadıkça inanmasınlar. Pereira'nın dediği gibi bitirici golcü istiyoruz. Samat da düzelirse ve Serdar da iyi oyuncular demiş. Aynı zamanda sadece 4 oyuncu, sadece 1 oyuncu almayacaklarını, 4 transfer olacağının vurgusunu yapıyor ama hesabı kitabı doğru yapabilirsek diyor. Ve en önemli soru işaretine de yanıt veriyor. Pelkas'ı asla satmayacağız diyor. Bu çok önemli. Zaten en az 3 transfer ben de bekliyorum. Yani Fenerbahçe'nin sol tarafına o pozisyon oyuncusu alınmak durumunda santrafor alınmalı. Hatta belki 2 tane alınmalı. Çünkü farklı bir oyun oynama şansım var. 3 tane forvet tipli oyuncuyla. Ama en önemlisi Ozan'ın yerine alternatif olarak Fenerbahçe'nin orta sahasında direnç katacak, çift yönlü top oynayabilecek, o yabancıların box to box oyununu oynayabilecek iyi bir oyuncu da alabilmeleri gerekiyor. Sosa'ya gördük, tempo problemi var Fenerbahçe'de. O yüzden ben minimum 3 tane transfer bekliyorum zaten. Fenerbahçeliler de bunu bekliyor. Ama tekrar söylemek lazım. Fenerbahçe'nin problemleri, saha içindeki problemleri transfer yaparak çözülmez. Bir kısmını çözersin. En önemli şey devamlı aynı sistemde oynamaya devam etmek. Bir futbol kültürü inşa edebilmek Fenerbahçe'de. Beni en çok sevindiren bunu görebiliyor olmam. Fenerbahçe her gün oyunun üstüne koyuyor. Bu çok önemli ve çok değerli. Aşağıda anlattığın Novak'ın karısı da bir paylaşım yapmış. Evet, yani ne kadar gerçek bilmiyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla biraz Sörlot'a gönderme yaparak Novak'ın eşinin bir paylaşım yaptığını gördük. Ya inşallah Fenerbahçe taraftarının beklediği bir santrafor. Sörlot iyi bir santrafor. Fenerbahçe'nin oyun sisteminde ihtiyacı olan santrafor. Net sırt dönük oyunu olan, pas bağlantısı olabilecek. Geçen yayında Altan abinin söylediği özellikle Harry Kane'in yapabildiği işler yapabilecek bir santrafor profili. Fenerbahçe Sörlot alabilirse çok iyi olur. Ama sadece tek opsiyonu Sörlot değil Fenerbahçe'nin. O özelliklere sahip birçok oyuncu var. Umarım doğru transferi yaparlar. Ve Fenerbahçe direkt oynayacak 2-3 oyuncuyu katar kadrosuna. Bu arada bir haber var zannediyorum. Alayım. Ya bu canlı yayın, hemen alırız haberleri. Altan abi, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Neler söylemek istersiniz? Eksik bir şey var mı? Bu arada, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un söylediği cümleler arasında... Okuyayım mı? Müsaade misiniz? Geldi. Sayın Ali Koç açıklamaları bunlar. Son dakika. Bismillah demeden, Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı. Üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar. Yıpratıcı noktaya geliyorlar. Genç arkadaşlar yıpranmaya müsait. Samimi taraftarlarımıza sesleniyorum. Daha ilk maçtan belli bir kesim taraftardan algılar başlatıldı. Kimlerin başlattığını takip ediyoruz. Bunların oyununa gelmeyin. Daha Adana Demirspor maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimin başlattığını görüyoruz. Dün bir forma açıkladık. Yok efendim, forma şöyleymiş. Son yılların en güzel formasıyla sahaya çıktık. En iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz. 18 günümüz daha var. 3 haftayı kazasız belasız atlatalım. Allah bizi sakatlıktan korusun. Diğer takımlar ne transfer yaparsa yapsın, bu takım gençliğiyle, azmiyle, birbiri için savaşan bir takım gösterecek. Pelkas tabii ki satılmayacak. Sistem yavaş yavaş oturuyor. Transferlerde rahat oturun. Tesadüfe dayalı bir sessizlik değildir. Ağustos ayının ikinci yarısında ciddi fırsatlar çıkacaktır. Sabredin dedik. Serdar Dursun'la Valencia'nın sakatlıkları beklenmedik şekilde oldu. 94. dakikada hala baskı yapan, birbiri için mücadele eden bir takım vardı. Transferde rahat olun. Bu tesadüfi bir sessizlik değildir dedim. Serdar ve Enner'i yazabiliyorduk. Samatta'yı
finansal fair play nedeniyle yazamıyorduk. En az 3 hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Ali Koç'un tam metni açıklamalarını teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani burada Fenerbahçe şu anda strateji olarak Pelkas değerliydi. Sayın Başkan satmayacağını ifade ediyor. Samatta'yı ve Steven Colker'ı bir şekilde elden çıkartmaları lazım. Çünkü Steven Colker'ın maaşı yüksek. Talipleri var. Süper Lig'den de var. Hatta Beşiktaş'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Oyuncunun aldığı ücret yüksek Fenerbahçe'de. Anlaştığı ücret. Bir de imza parası almış. Oyuncu bunları alarak gitmek istiyor. Yani Fenerbahçe'den. Burada bir sıkıntı var. Samat da konusu zaten 6 milyon euroya Fenerbahçe'den gitmesi söz konusu değil şu anda. Maalesef kötü bir sezon geçirdi. Yani 3-4 arasına Gent'e gitmesi için uğraşılıyor Belçika kulübüne. Onun dışında bence bu hani 4-5 tane forvet sayılıyor ya, şu anda Sayın Başkan da transfer komitesi de Pereira da kendi kanallarından bu 4-5 isimle, belki de 1-2 isim daha, hepsiyle birlikte temasta ve bitirmeye çalışıyor. Yani Roma 40 milyona Tammy Abraham'ı aldı. Bugün oynatmadı. Tabii. Sadece Tammy Abraham'ı mı almaya çalıştı? İşte Genoa'dan o Özbek santraforu aldım, Mkhitaryan geri döndü. Yani 4-5 koldan hamleler yapılıyor. Fenerbahçe de yapıyor. Yani bugün bazı haberler yalanlanıyor, bazı haberler yalanlanmıyor, şöyle söyler söyleniyor. Ama Fenerbahçe, Dembele, Sörloth, Vedat Muriç, Cedric Bakambu ağırlıklı olmak üzere transfer çalışmalarını yürütüyor. Eğer ligde Fenerbahçe 3'te 3 yaparsa ve Avrupa'da da playoff'a kalırsa benim için sorun yok. 8 Eylül gece yarısı da gelebilir. Raşit Gezal transferin son bitimine öğlen geldi Türkiye'ye. Kurye gece yetiştirdi. Lisansı çıktı. Sezonun adamı oldu. Biz Perotti erken aldıktan oldu. Sezonu kapadı. O yüzden başkana katılıyorum. Yani biraz daha beklemek lazım ama ligde kazanıp Avrupa'da da gruplara kalacaksın. Oradan da 5.6 milyon euro gelecek. Çok gelecek, evet. Çok. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Aslında başkan burada söylemek istediğimiz her şeyi basın açıklamasında söylemiş. Yani önemli olan takım olabilmek. Fenerbahçeleri bu işi görüyoruz. Transferler için şunu söylemek bence önemli. Yani Fenerbahçe'nin 3 noktada net oyuncu ihtiyacı var. Bunu bir şekilde, hızlı bir şekilde almalılar. Bugüne kadar almak gerekiyordu. Bundan sonra inşallah doğru oyuncu tercihleri yapılır Fenerbahçe açısından. Ben Fenerbahçe'nin çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu sene bu takım şampiyon olur olmaz bilmiyorum. Ama benim için önemli olan Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması değil, doğru futbol organizasyonunu kurması, doğru bir saha içi diziliş, doğru bir takım olgusu yaratabilmesi ve bunun üzerine koyarak devam etmesi. Her sene yapboz yaparak, her sene her şeyi değiştirerek, her sene yeni transferler yaparak, yeni bir takım kurarak Fenerbahçe'nin başarılı olması sadece rastlantıya bağlı olur. Bu da artık günümüz futbolu çok doğru bir formül değil. Fenerbahçelilerin sabretmesi lazım. Ben o ışığı görüyorum takımda. Bunu söylemem gerekiyor. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada Fenerbahçe 11 olarak KCK karşısına eski kadroya çıktı. Geçen seneki. Ama bitirirken iki yenilik vardı. Yani iki transferi oldu Fenerbahçe. Muhammed ve Arda. Muhammed ve Arda. Onlar da önemlidir. Yani yıllar boyu Fenerbahçe teknik direktörleri, Aykut Kocaman'dan beri o 3 tane genç oyuncuyu, Giray mıydı ismi? Giray İravulu oynatmıştı. Gökay İravulu. Okan'ı oynatmıştı. Bazı gençleri öyle sahaya sürmüştü ve kazandırmıştı. Ramazanlar falan. Arkasından Fenerbahçe Pereira ile iki genç daha kazandı. Bir iki tane daha var. Bunu yönetim zaten şu anda Semih Şentürk'le de konuşuyordur. Tahir Karapınar'la var. Gençler geliyorlar. Bu Fenerbahçe taraftarını mutlu ediyor. İki tane iyi forvet geldiği takdirde Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kuvvetli adaylardan biri olur. Ama tekrar söylüyorum, iki tane iyi forvet. Alper teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Altan abi, ben teşekkür ederim. Bu gece Türk futbolu iki tane gencecik çocuk kazandı. Biri Muhammed, biri Arda. Ve bu çocuklar hakikaten Türk futbolunun yeşeren fidanları. Biz teknik direktörlere seslenelim. Kırmayın fidanları. Büyütün, yeşertin, çınar olsunlar. Biz de gölgelerinde onların hikayelerini anlatalım. Mutlu günler diliyoruz. Tebrikler Fenerbahçe.
Gencallar sundu.